Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Gazeteci yazar Fatih Çekirge, Rum lider Anastasiadis'in Türkiye'ye söylediği skandal sözlerin perde arkasını kaleme aldı. Herkes soruyor. Ne oldu da Rum lider Anastasiadis birdenbire Türkiye'ye hakaret yağdırmaya başladı? Biraz araştırınca gördüm ki, perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var. Cenevre'de kritik bir görüşme, Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha, toplantıyı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yönetiyor. Rum yönetimi lideri Anastasiadis konuşuyor. Yaklaşık 40 dakikalık konuşmaya bakarsanız, çözümü isteyen, federasyonu savunur görünen bir konuşma. Sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geliyor. Çavuşoğlu diplomasinin en açık ifadeleriyle öyle bir konuşma yapıyor ki, kelimenin tam anlamıyla Anastasiadis'in, bugüne kadar uyguladığı ikiyüzlü diplomasiyi örnekleriyle ortaya koyuyor. Açıktan soruyor, siz 4 yıl önce Crans-Montana'da bana Kıbrıs Rumlarının iktidarı Kıbrıs Türkleriyle hiçbir zaman paylaşmayacağını, kendi halkınızı bu konuda ikna edemeyeceğinizi söylemediniz mi? Çavuşoğlu'nun bu sorusu masaya buz gibi düşüyor. Bakan Çavuşoğlu, Anastasiadis'in toplantılarda başka, yüz yüze görüşmelerde başka konuştuğunu tarihleriyle anlatıyor, diyor ki, yine Crans-Montana'da siz bana halkınızın Kıbrıs Türkleriyle hastaneleri dahi paylaşmaya hazır olmadığını söylemediniz mi? Ki devletten vazgeçtim yıllardır oynanan bu ikili oyuna karşı Bakan Çavuşoğlu, artık yeter dercesine örnekler vermeye devam ediyor. 2004'te anlam planında ve 2017'de söylediklerinizi siz geri çevirdiniz, masadaki önerileri ilk geri çeken siz değil miydiniz ve masaya belgeyi koyunca Bakan Çavuşoğlu son olarak bir soru soruyor. Crans-Montana'da dağıttığınız belgede dönüşümlü başkanlığı reddetmediniz mi? Bu soruya Birleşmiş Milletler temsilcisi de şaşırıyor. Ve gözler Rum tarafına dönüyor. Panikte karışık bir kıpırdanma, Rum tarafı itiraz ediyor, nereden çıktı bu? Böyle bir şey yok ve işte o an Çavuşoğlu bir belgeyi masanın üzerine koyup soruyor, bu belge size ait değil mi? Söyleyin sizin yazdığınız belge değil mi? Rum tarafı belgeyi alıyor ve bir sessizlik. Çaresiz kabul ediyorlar. İşte o an Rum yönetimi lideri Anastasiadis yüzünü ters tarafa çeviriyor. Ve elektronik sigarasına sarılıyor. Uzun yıllardan sonra Çavuşoğlu'nun tarihleri ve örnekleriyle anlattığı bu ikiyüzlü diplomasi Cenevre'de Birleşmiş Milletler önünde resmen masaya konunca Rum tarafı çıldırıyor. Rum lider Anastasiadis düştüğü bu durumu tersine çevirmek için bu defa gerilim politikasını seçiyor. Türkiye'ye hakaret yağdırıyor. İşte Rum liderin son birkaç günde birdenbire Türkiye'ye hakaret yağdırmasının perde arkasında Cenevre'deki bu tarihi toplantı yatıyor ve şimdi ikiyüzlü diplomasinin ortaya çıkması üzerine, daha önce yaptığı gibi Türkiye'yi Avrupa Birliği nezdinde şikayete hazırlanıyor. Peki bundan bir sonuç çıkar mı Türkiye şimdi her ortamda ve her düzeyde bu gerçekleri anlatıyor? En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.